Doğanın bütün güçleri arasında bence rüzgar en büyük itici güce sahip. Rüzgar hala evcilleştirilmemiş ve dizginlenmemiş bir güç ve muhtemelen bundan sonra yapılacak en büyük keşiflerden biri rüzgarın ehlileştirilmesi ve dizginlenmesi olacaktır. Abraham Lincoln, 1860. Lincoln'un bu öngörüsü gerçek olacak. İnsan rüzgarı ehlileştirecek ve onu dizginleyecekti. Rüzgarı aslında kullanmak çok eski bir fikir. Yani çok eskiden beri hem yel değirmeni olarak kullanmak, yani değirmen olarak kullanmak, hem de örneğin gemilerde yelkenli olarak kullanmak vardı çok eskiden beri. Çok eskiden beri ehlileştirildi aslında insan. Bunu kendi amaçları doğrultusunda kullandı. Şimdi rüzgar esiyor. Rüzgarın esmesinin sebebi temelde güneştir. Güneş dünyanın bazı bölgelerini daha çok ısıtır, bazı bölgelerini daha az. Daha sıcak bölgede basınç düşük olur, soğuk bölgede yüktek. Dolayısıyla havada bir akışkandır. Yüksek basınçlı bölgeden düşük basınçlı bölgeye doğru akar. Ekvatoru daha çok ısıtıyor, kutupları daha az ısıtıyor. Bundan dolayı, sıcaklık farklarından dolayı hava akımları oluşuyor. Biz buna rüzgar diyoruz. İnsanlar tarih öncesinde bile rüzgarı kullanmışlar. En azından bir takım salları hareket ettirmekten başlayıp işte yelkenliler. Afganistan'da bulunmuş bazı çok eski yel değirmenleri var. Dolayısıyla yel değirmeni kullanımı daha sonra gelişiyor. İşte Çin'de su pompalamak, zeminden su çıkartmak için kullanılan dizaynlardan gelerek yavaş yavaş modern zamana geliyoruz. 1942 yılında üretilen Smith rüzgar türbini 17,5 metre kanat çapında 50 kilowatt gücündeydi. 1957 yılında üretilen 24 metre kanat çaplı Getzer rüzgar türbininin gücü 200 kilowatt'tı. Aslında rüzgar teknolojisinin babası Danimarkalı Paul Lacour'dur. Paul Lacour bu teknolojiye inanmış birisi. O zaman Danimarka hükümetini de ikna etmiş. Önemli sayıda deneysel türbin dikmiş. Ve sonunda bugün Danimarka konsepti dediğimiz konsepti ortaya koymuştur. Yani bugünkü modern türbinlerin de temel yaklaşımı olan az kanatlı ve ince kanatlı türbinin yarışı kazanacağını o zamanlar daha belirlemiş. Daha sonra da işte kanat dizaynları gelişiyor. Ulrich Hütter gibi büyük isimler var. Yenilenebilir kaynaktan enerji üreten santrallerde aslına bakarsanız benzer kaygılar, sıkıntılar var. Kaynak sürekli değil, kaynak değişken, yatırım maliyetleri konvansiyonel sistemlere göre çok daha yüksek ama diğer taraftan baktığınızda kaynak bedava. Dolayısıyla dünyanın bir atmosferi olduğu sürece, güneş de orada olduğu sürece her zaman hava akımları, rüzgarlar olacak. Bu hava akımlarının içerisinde olan enerjinin bir kısmını da biz türbinler aracılığıyla çekip insanlığın kullanımına veriyoruz. Dolayısıyla bu enerji, biz bir kısmını çekiyoruz türbinlerle. Fakat bu enerji sürekli yenileniyor. Neden? Çünkü sürekli bir güneşin radyasyon etkisi, ısıtma etkisi ve atmosferimizde olduğu için sürekli bu yenileniyor. Bundan dolayı aslında yenilenebilir kaynak diyoruz. 21. yüzyılın ilk 20 yılını geride bıraktık. 2020 yılında 93 gigawattlık rüzgar enerjisi kapasite kurulumu yapıldı. 2021 yıl sonu itibariyle dünyada 852 gigawatt, Türkiye'de 10 gigawatt kapasiteye ulaşıldı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2050'ye kadar net sıfır senaryosuna göre rüzgar yıllık ilave kapasite artışının 2030 yılında 280 gigawatta çıkması gerekli. En büyük hedef küresel ısınmanın yavaşlatılması her şeyden önce. Çünkü küresel ısınma iklim dengesizliklerini yanında getirecek. Ve bunun yanında kuraklık gibi büyük sorunları yanında getirecek. Önce ona karşı koymamız lazım. Çünkü şu andaki en büyük problem o. İlk hedef küresel ısınma. Bunun yanında yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması, ülkemizin doğal kaynaklarının da daha az kullanılması veyahut da dışarıdan daha az yakıt, işte ne bileyim doğalgaz, petrol vesaire alınmasını sağlaması açısından önemli bir şeydir. Türkiye'nin üçüncü büyük adası Bozcaada. Boğaz'ın tam çıkışında olması sebebiyle kuzey rüzgarlarına açık bir konumda.
Bu rüzgar yazın kavurucu sıcaklarında insanları serinletiyor. Ama aynı zamanda bu rüzgar 14 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor. Bu yılda 34 gigawatt saat üretim kapasitesi anlamına geliyor. 1996 yılında başlayan ölçümler meyvesini verdi ve 2000 yılının Haziran ayında rüzgar santrali üretime başladı. Alaçatı rüzgar sörfü yapanlar için uğrak noktası. Alaçatı rüzgarı tarih boyunca değerini korumuş. Yel değirmenleri bunun göstergesi. Türkiye'nin ilk rüzgar santrali projesi Alaçatı'ya 7 kilometre uzaklıkta Germiyan köyünde gerçekleştirildi. 1997 yılında başlanan çalışmalar sonunda 1998 yılının Şubat ayında devreye giren santralin toplam kurulu gücü 10.7 megawatt. Şimdi rüzgar enerjisi potansiyel atlasına bakarsak, Türkiye'nin rüzgar potansiyeli 48 bin megawatt yani 48 gigawatt olarak görülüyor. Ama tabii bu tam anlamıyla gerçekçi bir şey değil. Çünkü burada temel alınan alanın hepsine türbin kurulamayabilir. Türkiye'nin çok daha fazla rüzgar potansiyeli var. Bütün yenilenebilir enerjilere bakarsak Türkiye toplam elektrik üretiminin %35'ini şu anda yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor. Aslında bunlar bundan bir 10 sene öncesine falan baktığımızda çok fantastik, yani ulaşılmaz diye düşünülen hedeflerdi. Gerçekten büyük hedeflere ulaşıldı. Bizim bazı kuzey ülkeleri gibi dev tarlalarımız, dev uçsuz bucaklı ovalarımız yok bu konuda. Fakat noktasal açıdan yüksek rüzgar ihtiva eden alanlarımız var ve bunları kullanmaya çalışıyoruz. Genel olarak Türkiye'de rüzgarlı alanlar Ege kıyılarında ve irtifası yüksek engebeli arazilerden oluşuyor. Offshore konusunda biraz daha fakiriz. Kuzey Marmara'da bazı noktalar var ve Ege kıyılarında bazı noktalar var. Rüzgar türbininin üreticisi size şu rüzgar hızında, şu kadar metre bölü saniyede bu kadar güç diye değeri verir. Ama bu standart şartlarda 1.225 kilogram bölü metre küp hava yoğunluğu için geçerlidir. Havanın yoğunluğu daha düşükse daha az enerji üretirsiniz. Daha yüksekse de aslında daha fazla enerji üretirsiniz. Çünkü burada akan akışkanın yoğunluğu değişmiş. Deniz seviyesinden yükseldikçe hava yoğunluğu düşer. Hava yoğunluğu düştükçe de aslında enerjisi azalır taşınan rüzgarın. Dolayısıyla Ağrı Dağı'nın tepesindeki bir yüksek rüzgarla Çeşme'deki bir rüzgarın arasında fark vardır. Yapılacak yatırımın, çünkü bir santral kurulacak ve bir yatırım yapılacak. Bu yatırımın feasible olup olmadığı araştırılıyor. Bunun için de kurulacak sahada ilk önce hani türbinler de konmadan önce rüzgar potansiyeli ne kadar güçlü bu araştırılıyor. Bunun için hem ölçümler yapılıyor, en az bir yıl boyunca sahadan rüzgar ölçümleri, yani rüzgar hangi hızda esiyor, hangi yönlerden esiyor, bunun verileri toplanıyor. Artı o saha üzerinde simülasyonlar yapılarak rüzgarın potansiyeli belirleniyor. İlk olarak işte uydu datalarıyla oluşturulan rüzgar hız haritalarıyla beraber Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı rüzgar enerjisi potansiyeli atlasına bakarak kaba bir alan belirliyoruz. Sonra bu kaba alan içerisinde rüzgar türbini konulamaz alanları belirlemeye çalışıyoruz. Bunu yaparken ilk öncelikle bölgenin enerji potansiyelini hesaplamaya çalışıyoruz. Bunun için varsa tespit ettiğimiz proje alanındaki rüzgar ölçüm direklerinin datasını satın almaya çalışıyoruz. Eğer bir rüzgar ölçüm direği verisi yoksa kendimiz rüzgar ölçüm direği kurup bunun datalarını toplayıp bölgenin rüzgar enerjisinin potansiyelini tespit ediyoruz. Bu rüzgar enerjisinin potansiyelini tespit etmek çok geniş alanları dar alanlara indirgeyerek hangi alanlarda çalışmamız gerektiğini bize gösteriyor. Bir rüzgar türbininin montajı için öncelikle bir kanat stok alanına, bir kule stok alanına ve diğer ekipmanların bir arada bulunacağı platforma ihtiyaç bulunmakta. Yine bölgenin yapısına göre türbinlerin en iyi dizilimi özel programlar kullanılarak gerçekleştirilir. Yani türbini kafanıza göre istediğiniz bir yere koyamazsınız. Türbin dizilimini yanlış yaparsanız aslında o noktada o tarladan elde edebileceğiniz enerjinin belki yarısını bile elde edemeyebilirsiniz. Rüzgar çok saha özellikli, yani sahanın topografyasına, oradaki rüzgar değişimlerine çok bağlı.
Dolayısıyla biz saha geliştirirken en önem verdiğimiz konulardan biri sahayı doğru modelleyebileceğimiz rüzgar verisini edinmek. Bu yüzden de şu an 10 tane yaka sahamızda hali hazırda illerin üzerinde rüzgar ölçüm direği dikmiş durumdayız. Ve bazı direklerimizde 3 seneyi aşkın, yani ihale sürecinin tamamlanmasının hemen ardından diktiğimiz direklerde 3 seneyi aşkın süredir aldığımız rüzgar datası var. 3 boyutlu programlar kullanarak bunların modellenmesini sağlıyoruz. Burada rüzgar verisi kadar dediğim gibi topografyanın doğru modellenmesi ve doğru haritalandırılması da çok önemli. Balıkesir'de yaklaşık merkeze 20 kilometre uzaklıkta Karakaya köyü mevkiindeyiz. Sahamız toplamda 143 megawatt kurulu güce sahip. Her birisi 2.75 megawatt olan 52 tane GE türbünden oluşmaktadır. Türbinlerin devreye girişi ilk başlangıçta tabii burası büyük bir saha olduğu için toplamda 52 tane türbin 8 tane bakanlık kabulüyle devreye alındı. İlk başlangıcı 15 Ağustos 2011'de başladı. En son türbin kabulü ise 27 Şubat 2012'de devreye girdi. Dolayısıyla 2012'den beri yaklaşık 10 senedir faal olarak hizmette olan bir sahamız burası. Türbinler yerden yüksekliği 85 metre. Kanatların her bir boyu da 50 metre. Toplamda 103 metrelik bir rotor çapından oluşmaktadır. Sektörde aslında böyle daha küçük işte 100 kilovatlıklardan başlayan, sonrasında şu anda 6 megawattlara kadar çıkan, özellikle bu karasal tarafta, offshore tarafı dediğimiz deniz tarafında ise yaklaşık bunlar şu anda 15 megawattlara çıkmış durumda. Kanat çapların büyümesiyle güçler de artmaktadır. Bir kurulu güç kuruyorsunuz oraya, 5 megawatt diyorsunuz. Aslında bu kurulu gücün yılda %30'u 40'ı, çünkü rüzgar geldiği zaman üretebildiği için verimi nispeten değil, bazı yük santrallere göre çok daha düşük. Verimi arttırıcı yönde geçtiğimiz 10-15 senede çok ciddi teknolojik gelişmeler oldu. Bunlar kanat boylarının büyütülerek, işte swept area dediğimiz rüzgar enerjisinden faydalanılan alanın genişletildiği teknolojik gelişmeler. Kuleyi yükselterek serbest rüzgara daha fazla maruz kalmasını sağlayarak, daha yüksek rüzgar hızlarına maruz kalmasını sağlayarak yine bu şekilde verimliliğini artıran teknolojik gelişmeler. Bunların hepsini tek tek gözlemledik ama biz artık mühendislik açısından bir o sınıra, o optimizasyon sınırına yaklaştığımızı düşünüyoruz. Biraz görüntüsü itibariyle de enteresan bir ağaç. Şu an Türkiye'de ilk defa kullandığımız, aslında wind tree diyoruz buna, işte rüzgar ağacı. Her birisinde aslında bir dikey rüzgar türbini olan ağacın dallarında her birisi şu an 300 wattlık, toplamda 10 kilowattlık bir kurulu güce sahip olan bir ağaç. Bundan da amacımız enerjiyi çeşitlendirerek işte farklı kaynaklardan da elektrik üretmek hep amacımız, hep beklentimiz. Dolayısıyla bu ağacı da bu sebeple burada inşa etmiş olduk. Biz ağacı aslında sadece onunla değil, biz aynı zamanda bir de şarj istasyonumuz var. Elektrikli araç da kullanıyoruz burada. Yani aslında biraz daha yeşil enerjiyi tamamıyla burada yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunlar aslında bir bakın bunun adımları. Şarj istasyonunu da bu ağacın ürettiği elektrik kısmına bağlayıp aynı zamanda ağacın ürettiğinden, güneş enerji santrali ürettiğinden araçlarımızı şarj ediyoruz. Ve şehir içerisinde ya da türbinlere ulaşımlarımızda elektrikli araçları kullanıyoruz. Balıkesir, Kepsut ilçesinde Türkiye'nin 5. büyük rüzgar enerji santrali 143 megawatt kurulu güce sahip. İlk başta türbine arıza geldiğinde o merkezi kontrol odasındaki ekiplerin önüne bu arıza düşüyor. Daha sonra bunlar o arızaya bakıyorlar ve reset atabilirlerse uzaktan, türbini tekrar devreye alabilirlerse alabiliyorlar. Alamazlarsa bu sefer sahada bulunan servis teknisyenlerine bir bildirim gidiyor. Bu maille ya da telefonla olabiliyor. Daha sonra eğer biz uzaktan baktık ve bu türbine müdahale edemiyoruz, siz gitmeniz gerekmektedir diye bu bildirimler buradaki servis teknisyenlerine ulaşmakta. Bu ana üreticilerin uzaktan izlediği gibi türbinleri biz merkezde de aslında tüm santrallerimizi biz de merkezi kontrol odamız olan İstanbul merkezdeki Senkron'dan rüzgar ve güneş santralleri dahil olmak üzere tüm santralleri oradan izliyoruz. Senkron olarak bazı dijital dönüşüm süreçlerini de yönetiyoruz. Bu dijitalleşmeyle birlikte
SCADA'dan aldığımız verileri güvenli bir şekilde IT ekibimizin aracılığıyla analiz edebileceğimiz bir ortama taşıyoruz. Aslında bu analizleri kullanarak da santrallerin bir power curve'ünü çıkartıp üretim verilerini takip ediyoruz performans ekibimiz sayesinde. Bununla beraber performans ekibimizin takip ettiği diğer analog değerler, işte sıcaklık, rüzgar verisi ya da bize bir arızanın çözümüne dair refere edebilecek herhangi bir değer varsa bunları kullanarak santrallerin verimlilik analizlerini yapıyorlar. Tüm hepsinin bir merkezden takip ediliyor olması aslında hidro, rüzgar, branş bağımsız, teknoloji bağımsız bu uygulamaların birbirine geçebileceği anlamına geliyor. Burada edindiğimiz bazı tecrübelerimizi aslında rüzgar santrallerine de yansıtmış olduk. Bu sayede birden farklı teknolojinin kesişim noktası olduğumuz için de aramıza yeni bir santral katıldığında tecrübelerimizi o tarafa aktarabiliyoruz. Aslında Enerjisa Üretim'in yenilenebilir enerji portföyünü bu uzak bağlantılar sayesinde santrallere gitmeden, şehirler değiştirmeden senkrondan gerçekleştirmiş oluyoruz. Bakım öncesi ve bakım sonrası olarak türbin kontrollerini planlıyoruz. Hiç bakıma girilmedik bir türbini seçiyoruz kontrol yapmak için. Öncelikle tüm gerekli KKD'lerimizi giyiyoruz. İşte emniyet kemeri, gözlük, eldiven, lanyardımız, tüm iş ayakkabımız, tüm gerekli teçhizat ve KKD'yi sağlayıp o şekilde türbine çıkıyoruz. Türbinde section section hepsini kontrol ediyoruz. Bu kontrol sonucunda elimizde bir rapor oluyor ve akabinde bakım yapılıyor. Bakım yapıldıktan sonra yine aynı şekilde türbini kontrole gidiyoruz. Bakımın ne derece doğru yapıldığını, nasıl yapıldığını, bizim verdiğimiz rapordaki aksiyonlar tamamlanmış mı, hepsi yerine getirilmiş mi, bunları denetliyoruz. Rüzgar, elektrik üretimi konusunda en fazla ümit veren yenilenebilir enerji kaynağı. 2019 itibariyle Türkiye'de 3.285 türbin dikildi ve toplamda 8.056 megawatt kurulu güce ulaşıldı. Dünyada kurulu rüzgar enerjisi küresel elektrik üretiminde yaklaşık %6 paya sahip. Çıkan yönetmelikle birlikte artık biz rüzgar enerji santrallerimizi güneş enerjisiyle destekleyebileceğiz. Kuruluk gücü geçmeyecek şekilde hibrit santraller yapabiliyoruz. Yenilenebilir enerji, daha çok temiz enerji ve karbon salınımını sıfıra indirmek. Bunu hedefliyoruz şirket olarak. Hem sürdürülebilir olması, hem yenilenebilir temiz enerji olması, hem de karbon salınımını azaltıyor olması bizim için çok önemli. Çünkü biz şirket olarak karbon denetimine de giriyoruz. O kapsamda da denetimlerimiz oluyor. Ve hepsini başarıyla tamamladık şu ana kadar. Türkiye'deki gidişat kesinlikle iyi yönde. Yenilenebilir enerji kullanımı hem sanayi ya da diyeyim elektrik üreticileri açısından, hem endüstriyel açısından hem de halk açısından, yani evsel kullanım açısından teşvik edilen bir durum. Peki bu nereye gidiyor? Hani %100 yenilenebilir diyoruz. İşte karbon ayak izinin azaltılması, zero carbon emission diyoruz. İşte 2035 hedeflerinde bir sürü ülkenin, Türkiye'de bizim de zero carbon emission hedeflerimiz var. Buraya nasıl gidilecek dersek, bu Avrupa'da ciddi şekilde başladı. Offshore'larla beraber hidrojen depolamanın beraber çalışılarak baz yük enerji sağlayan sistemlere dönüştürülmesi. Yine Türkiye'de yenilenebilirle entegre bateri sistemleri üzerinde çalışılıyor. Arz güvenliği açısından sadece rüzgar güneş santralleriyle bir sistem mümkün değil. Ama bu sistemlerle entegre çalışan depolama sistemleriyle bir baz yük altyapısı oluşturmakla ilgili şu an Avrupa'da çalışmalar var. Bunların da yakın vadede Türkiye'de etkilerini görüyor olacağız. Kömür santraline bakın, bir de rüzgar santraline bakın. Hangisi daha çok karbondioksit salıyor? Fosil yakıtlara göre yenilenebilir enerji sistemleri çok çok az karbondioksit salınımı yapıyor. Hani temiz enerjiden anlaşılan bu şu anda, öyle söyleyeyim. Yenilenebilir enerji kaynakları küresel ısınmaya, iklim değişikliğine ve tükenen doğal kaynaklara çözüm olabilir mi? Dünyanın geleceği için enerji dönüşümü şart. Bu dönüşümün anahtarı da sürdürülebilir enerji.
Türkiye özelinde ise bizim çok yüksek rüzgar potansiyelimiz var. Yani şu an 10 gigawatt üstü kurulum var. Bu zamanında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda 50 gigawattlar seviyesinde olduğu tespit edildi. Dolayısıyla Türkiye'de de rüzgar yatırımları desteklendiği müddetçe büyümeye devam edecek dünyada olduğu gibi.